9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 246 ödev yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Ödev yayınları sayfa 246 Cumhuriyet döneminde Nurullah Ataç, Falih Rıfkı Atay, Orhan Buryan, Salah Birsel, Ahmet Refik Altınay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oktay Akbal, Cemil Meriç, Tomris Uyar, Cemal Süreya, İlhan Berk, Oğuz Atay, Hilmi Yavuz, Fethi Naci, Adalet Ağoğlu gibi yazarlar günlük türünde eserler vermişlerdir. Günlük şeklinde düzenlenen roman, hikaye ve şiirler de vardır. Gogol'ün Bir Delinir'i günlüğü, Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanı günlük şeklinde düzenlenmiştir. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Köy Düğünü, Ömer Seyfettin'in Ay Sonunda, Çirkin Bir Hakikat, Ayfer Tunç'un Suzan Defter adlı hikayesi günlük şeklinde düzenlenmiştir. Nazım Hikmet'in Saat 21-22 Şiirleri adlı eseri de günlük şeklinde düzenlenmiştir. Metni anlama ve çözümleme 1. Metindeki bilinçaltını şiirle dolduracaksın. Sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız. Cevap, bu söz, ezberinde hiç şiir olmadığını söyleyen bir öğrenciye söylendiği için pek çok şiir ezberlemek gerektiği anlamında kullanılmış olabilir. İkinci Salah Birsel, genç şaire nasıl bir ders vermiştir? Açıklayınız. Cevap, şiirden nefret etmeye hakkı olmadığını söylemiştir. Üçüncü metni dil ve anlatım özellikleri yönünden değerlendiriniz. Cevap, metinde gayet açık, anlaşılır ve samimi bir dil kullanılmıştır. Dördüncü Salah Birsel'in günlüğünde yazarın kişiliğini yansıtan ifadeleri belirtiniz. Cevap, işini severek yapan, kendi özgü bir kişiliği olan, insanlara öğüt vermeyi seven birisidir. Bu durumu, şiiri hangi duyguyla yazdıysa öyle okuması gerektiğinin farkında olmasından ve öğrencileriyle girdiği diyaloglardan anlayabiliriz. Beşinci metinden hareketle günlük türüne özgü özellikleri söyleyiniz. Cevap, günlük türüne özgü özellikler. Günlükte bir gün içinde yaşananlar, oluşturdukları izlenimlerle birlikte tarih belirtilerek yazılır. Günlüklerde içten, samimi bir üslup kullanılır. Hayatın bir döneminde yazılabileceği gibi tüm hayat boyunca da yazılabilir. Olaylar birinci kişi ağzından aktarılır. Öğretici metin türüdür. Altıncı günlükte hangi anlatım biçiminin kullanıldığını belirleyiniz. Cevap, günlükte öyküleyici ve açıklayıcı anlatım kullanılır. Yedinci metin türünün ortaya çıkması ve tarihsel dönemle ilişkisini belirleyiniz. Cevap, günlük ilk kez Romalılar tarafından tutulmuştur. Bu ilk günlükler, resmi işlerle ilgili tutulan notlardan oluşmuştur, edebi özelliği yoktur. Daha sonraları edebi bir nitelik kazanmıştır. Olayların tarih belirtilerek anlatılması günlüklerin tarih bilimi için önemini ortaya koyar ve günlükler birer belge niteliği kazanır. 9. Sınıf Ödev Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 246 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.